şey bir kayıt. Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle cümlenin ögeleri konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki LGS konuları güncellendi. O yüzden önceki konulara şöyle bir dönüp bakalım istedim. Cümlenin ögeleri ikiye ayrılıyor. Temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere. Temel ögeler yüklem ve özne. Yüklemden başlayalım. Yargı bildiren sözcüktür. Tüm ögeler yükleme sorulan sorularla bulunur. Genellikle cümlenin sonunda bulunur ama cümlenin ortasında ve başında bulunduğu durumlar da oluyor. Buna işte devrik cümle ismini veriyoruz. Sınavı kazandığını duyunca sevinçten havalara uçtu. Sevinçten havalara uçmak biliyorsunuz ki bir deyim. Deyimleri, atasözlerini eğer yüklem görevindeyse, ikilemeleri, tamlamaları ayırmıyoruz. Hepsini bir alıyoruz. Bu durumda buranın yüklemi sevinçten havalara uçtu. Evet, şimdi özneye bakalım. Özne kendi arasında üçe ayrılıyor. Gerçek özne, gizli özne ve sözde özne. Gerçek öznede işi yapan belli. Bakalım. Oğuz öğretmen öğrencilerini çok seviyor. Seviyor yüklem. Seven kim? Oğuz öğretmen. Evet, burada direkt işi yapan kişi belli. O yüzden gerçek özne. Gizli özne işi yapan belli ama cümlenin içerisinde yok. Öğrencilerini çok seviyor. Seviyor yüklem. Seven kim? O. Gizli özne. Yine işi yapan belli ama bu sefer gizli bir şekilde belli. Şimdi sözde özneye bakalım. İşi yapan değil, işten etkilenen özne oluyor burada. Yani sınıflar birer birer temizlendi. Evet, bu çatı konusunda da anlatmıştım. Etken edilgen mevzusu. Burada aslında edilgenlik var. Bakın, LN eklerinden birini alır demiştim. Temizlendi. Temizlenen ne? Sınıflar. Bakın burada temizleyen kişi belli değil. Temizlenen şey özne oldu. O yüzden burada sözde özne. İşi yapanın kim olduğunu bilmiyorum. Evet, sadece yüklemle bir cümle oluşturulabilir. Sadece özne yüklemden oluşan bir cümle de olabilir. Şimdi yardımcı ögelere bakalım. Yardımcı ögeler nesneden başlayalım. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere o da ikiye ayrılıyor. Belirtili nesne neyi? Kimi? Sorularına cevap verir. Bakın, ek alarak sorarsın, ek alarak cevap alırsın. Belirtisiz nesne ne sorusuna cevap verir. Yani ek almaz. Cevabı da ek almaz, sorusu da ek almaz. Kitabı evde unuttum. Unuttum yüklem. Neyi unuttum? Bakın, ek alarak sordum. Neyi? Kitabı. Yine ek alarak cevap aldım. O yüzden burada belirtili nesne. Hemen altındakine bakalım. Sana kitap aldım. Aldım yüklem. Ne aldım? Kitap. Bakın bu sefer eksiz sordum ve ek almadan cevap aldım. O yüzden yani yalın halde ise belirtisiz. Cümlede hiç nesne de bulunmayabilir. Nesnesiz cümle olabilir. O önemli değil. Yer tamlayıcısı diğer adıyla dolaylı tümleç. Bunda da genellikle şöyle yazayım. Genellikle değil hatta her zaman. Dem ile sorulur. Yine cevap dem ile alınır. Yani neye? Devamını ben getireyim. Neyde? Neyden? Bakın den ile sordum. Kime? E ile sormuş. Şimdi soralım. Kimde? Kimden? D'den. Nere? Nerede? Nereden? Bir de burada bir bankomuz var. Nereye? Yine bunlar cevabı verir. Köşedeki arsaya ev yapıldı. Yapıldı yüklem. Evet, nereye yapıldı? Yine burada bir tamlama var. Ayırmıyorum. Köşedeki arsaya. Bakın. Nereye diye sordum E haliyle arsaya. Arsa diye cevap almadım. Arsaya diye cevap aldım. Ek ile cevap aldım. O zaman yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısında yani dolaylı tümleçte mutlaka ismin E, D, den halini alır arkadaşlar. Bu ekler yoksa kesinlikle yer tamlayıcısı olmaz. Zarf tümleci ne zaman, ne kadar, nasıl, ne ile, kim ile, nereye? Genellikle ya zaman bildirir cümlede, ya yön bildirir, ya da durum bildirir. Araba aşağı indi. İndi yüklem.
Nereye indi? Aşağı. Şimdi burada bir nereye vardı? Burada da vardı bir nereye. Bunları nasıl ayıracağız? Araba aşağı indi dedim. Nereye indi diye sordum. Aşağı cevabını aldım. Ama yer tamlayıcısında demiştim ki ismin sadece ED'den halini alır. Bakın burada I var. Kesinlikle I olmaz. I olduğu durumda zarf tümleci olur. Şurayı sileyim bir. Onu daha net göstermek istiyorum size. İki cümleyi de yazacağım. Araba aşağı indi. Araba aşağıya indi. İkisi arasındaki farkı anlayacaksınız. Yer tamlayıcısı ve zarf tamlayıcısı. İndi. İkisinde de yüklem. İkisine de aynı soruyu soracağım. Nereye indi? Aşağı. Nereye indi? Aşağıya. Aradaki fark ne? Burada gördüğünüz gibi ED'den hallerinden birini aldı. O zaman yer tamlayıcısı. Burada I aldı. I kesinlikle olmaz yer tamlayıcısında. Nereye sorusuna cevap verdi hocam? O zaman bu zarf tümlecidir. Evet arkadaşlar, bir de ögelerde şuna dikkat ediyoruz. Sıralamayı hiçbir zaman bozmuyoruz. Önce yüklemi buluyorsunuz. Sonra özneyi buluyorsunuz. Bundan sonrasını istediğiniz gibi bulabilirsiniz ama benim tavsiyem nesne varsa nesne. Yine varsa yer tamlayıcısını bulun. Ve sonra zarf tümlecini bulun. Evet sevgili arkadaşlar, cümlenin ögesi konumuz bu kadardı. Ben kısaca anlattım. Siz tabii ki bunu genişletebilirsiniz, sorular çözebilirsiniz. Ama genel itibariyle bunları yapmanız sizin için yeterli olacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 3, 2, 1, kayıt.